Ay çok heyecanlıyım. Ay çok beyaz gibi geldim. Aa. Aa. Aa şey yok. Şey çıkmış. Nerede? Hah burada. Tamam buldum. Aloha. Yine yeniden çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bu videoda sizlerle minimalizm belgeselini paylaşacağım. Daha doğrusu hani iki belgesel var paylaşacağım ama ikincisi birincisinin devamı niteliğinde. Bir de sizlerle tanıştırmak istediğim birkaç kişi olacak bununla beraber. Ve bunun yanı sıra da minimalizmle ilgili açıkçası biraz da sohbet etmek istiyorum. Videoya başlamadan önce de ya şöyle de bir şey var aklımda. Buna siz ne dersiniz? Şimdi minimalizm özelinde diyeyim, size açıkçası böyle sorular sormak istiyorum. Belki bunu, yani belki değil, Instagram'dan yaparım zaten %99. Instagram'dan size işte sorular yöneltirim. Minimalizmle ilgili belki bana sormak istediğiniz ya da merak ettiğiniz ya da bu konuya belki ilginiz var ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuzdur, bilmiyorum. Bununla ilgili işte ne sormak istiyorsanız bana sorarsınız. Ben de onları bir videoda ele alırım ve elimden geldiğince cevaplarım. Bunu ister misiniz? Özellikle lütfen buna hani cevaplarınızı yorumlarda bana yazın. Hem YouTube'da, dilerseniz Instagram'dan işte mesaj da atabilirsiniz. Ve bunun için de tabii ki de şuralara bir yerlere koyduğumuz benim Instagram'a bir göz atmaya ne dersiniz diyorum. Çünkü en azından hani takip etmek isterseniz ve bundan çok çok memnun olurum. Çok da müteşekkir olurum. Çok sevinirim ama takip etmek istemeyenleriniz olursa da storylerden takipte kalırsanız çok sevinirim ki oradan size duyuracağım. Şimdi bu böyle bir parantez olsun. Parantezi kapatıyorum ve esas konuya giriş yapıyorum. Dün bir belgesel izledim ve zaten ben uzun zamandır takip ediyordum. Matt Devella. Bu belgeselin de yönetmeni kendisi. Belgeselin adı da The Minimalist Less Is Now. Bu açıkçası ikinci belgeseli. 2016 yılında ilk çektiği belgesel minimalizmdi. Hatta önemli şeylere sahip olmak mıydı böyle? Bir de bir alt başlığı vardı. Beni çok etkilemişti. O ilk belgeseli 1 saat 15-16 dakika civarındaydı. İkinci belgeselde zaten daha da minimal olmuş. 53 dakika civarı. Ya o kadar çok şeyden size bahsetmek istiyorum ki olabildiğince böyle konuyu dağıtmadan ve özet halinde de ele almak istiyorum. Şimdi şöyle, ilk belgeselde yönetmenimizin ele aldığı konu aslında tüketim toplumunun bizi nasıl tükettiği ile alakalı. Ve bu kadar bu alma çılgınlığı içinde biz gerçekten o aldığımız şeylerden doyum sağlayarak mutlu oluyor muyuz? Yoksa mutlu olduğumuz algısına bu pazarlama stratejileri diyeyim, bu Black Friday'ler, hani o kara cumalar falan bizi içine çekiyor ama daha da büyük bir boşluğa mı sebebiyet veriyor? Ve aslında bunlar bizim böyle mutsuzluğumuzu daha da büyütüyor mu yu ele alıyordu çok kabaca. Ve burada ilk belgeselde Joshua ve Ryan'la tanışıyoruz. Bu iki arkadaşımız da zaten kendilerini The Minimalists olarak tanıtıyorlar. Yani bayağı böyle 200 küsür bölümleri varmış. Ben dün gece bayağı dinledim, podcastleri var. İngilizce bilenleriniz bu arada bence göz atsın derim. Her neyse, bu ilk belgeselde açıkçası yani Matt Devella, dediğim gibi yönetmenimiz, buna ele alıyor. Ve bu iki arkadaşımızın hayatını da ele alarak ilerliyor. Yani böyle bir araba yolculuğunda işte onlar kendi deneyimlerinden bahsediyorlar. Neden ve nasıl minimalist olmayı seçtiler? Bundan bahsediyorlar. Bunun yanı sıra alanında iyi işte ne bileyim böyle bir sürü kadın, erkek, kitap yazarları böyle kısa kısa konuşmaları oluyor. Ya da yine ilk belgeselde benim hatırladığım böyle Tiny House Movement diye bir şey vardır. Böyle küçük ev hareketi diye çevirebilirim belki. Yani böyle küçük ev yaratıcısı bir adam. O küçük evlerde hani oturanlar aslında daha küçülerek gerçekten hayatlarına neler kattılar. Böyle o konuşmalar da aralara serpiştirilmişti. İlk belgeselin konusu kabaca buydu. İkinci belgesel de zaten Less Is Now. O da 1 Ocak itibariyle Netflix'te yayınlandı arkadaşlar. Ve yani benim minimalizm serüvenime başlama sebeplerimden biri diyeyim. Yani beni iten güçlerden biri
Kesinlikle ilk önce o belgeseli izlemem oldu. Ben 2016 yılında değil, 2018 yılında tam olarak hani tamam ben artık minimalist olacağım sanıyorum. Ve bundan sonra yani sanıyorum dedim o zaman artık eminim tabii ki. Ve bundan sonra daha az şeye sahip olarak daha çok mutlu olmanın gerçekten benim hayatımda ne önemli buna bakmaya özen göstereceğim demiştim. Şimdi ikinci belgeselde konu birazcık daha derinleşiyor. Çünkü burada Joshua ve Ryan'ın küçüklüğüne iniyoruz. Aslında ne kadar hani maddi anlamda bir yoksulluktan gelip de ileriki hayatlarında onları böyle hani beyaz yaka olunca mutlu olduklarına inanmışlar ve gerçekten hani biri müdür oluyor, biri çok iyi bir seviyede pozisyonda çalışmaya başlıyor ve inanılmaz hani maddi olarak kazançlarını sağlıyorlar. Ama bir bakıyorlar ki günün sonunda gerçekten mutlu değiller. Joshua'nın yaşadığı özel bir durumdan sonra diyeyim size, gerçekten hayatına bakıp ben neyi önemsiyorum ve beni mutlu eden ne? Bunu soruyor kendine ve bu tabii ki de bir farkındalıkla, biraz geride durmakla ve gerçekten o sahip olduğu şeye baktığında böyle etrafına baktığında onların kocaman bir yığın olduğunu fark etmesiyle başlıyor. Bundan sonra da işte zaten hayatları gerçekten fazlasıyla değişiyor ve bana ilham veren noktaları da zaten bundan yola çıkarak diğer insanların hayatlarına da dokunmaları. Burada bu video ile beraber size zaten hani bu iki arkadaşımızı deli gibi anlatmak ya da övmek istemiyorum ama hani minimalist oldukları için ve 2010 yılında başlıyorlar bu yolculuğa. Aslında hani bu yolda ilerlemekte birçok insanı şevklendiren arkadaşlarımızdan ikisi bu anlamda gerçekten değerli ve hakkını vermek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir diğer nokta. Matt Duvala. Size biraz bu arkadaşımızı tanıtmak istiyorum. Matt Duvala'yı umarım bu arada doğru söylüyorumdur. Çünkü zor yazılıyor. Şuralara bir yerlere yazarız görürsünüz. Ama bence böyle okunuyor. Matt Duvala. Söyledikçe söylüyorum. Bu arkadaşımızın YouTube kanalı var zaten. Ve ben yani 1,5 senedir falan takip ediyorumdur. Yani neredeyse bütün videolarını izlemişimdir. Podcast'ı da vardı. Ground Up Show diye. Onu da izledim. İnanılmaz bir yönetmen. Zaten bütün YouTube videoları genelde çok kısa ve böyle bir belgesel niteliğinde çok güzel konuları ele alıyor. Ve kendisi minimalist. Yani onunla ilgili size ne diyebilirim? Beni bu yola iten, bu yolda böyle bana hem ilham verip hem de gerçekten böyle yok ya bu işi yapamıyorum. Ben galiba şunu alsam mutlu olurum falan dediğimde yani çok basit örnek ama hayır almayacağım çünkü Matt böyle söylüyordu. İşte Matt bir videosunda bundan bahsetmişti falan diye onu düşünmeme sebep oldu. Ve bu yüzden beni olumlu anlamda çok hayır Kardelen yapabilirsin gücünü verdi diyebilirim size. Bir de merak edenleriniz olursa bu ilk belgesel zaten inanılmaz ödül aldı. Ve arkadaşımızın hani ikinci belgeselini çekmesi de zaten 4 seneye mal oldu diyeyim. Çok zaten detaycı biri ve gerçekten hani ele alışı da çok güzeldi. Yani burada belgeseli ben size övmek istemiyorum. Zaten övmeme bence hiç gerektirecek bir durum yok ortada. Ama gerçekten bu yolculuğa çıkmak istiyorsanız bu iki belgeseli mutlaka ama mutlaka izleyin derim. Yani minimalist olmakla ilgilenmiyor dahi olabilirsiniz ama en azından gerçekten ben şu anda mutlu muyum? Ben hayatımdan ne istiyorum? Benim gerçek tutkum ne? Ya da bu yığına, bu şeylere sahip olmasaydım ben gerçekte kim olurdum? O yeni çıkan şeyi almasam olur mu? Ya da o aldığım zaman beni gerçekten daha değerli bir insan mı yapıyor? Yoksa bana öyle bir algı sunuyorlar ve benim aslında satın aldığım o algı mı oluyor? Gibi gibi sizin bu soruları aslında kendinize sormanıza sebebiyet veriyor. Şunu da söylemem gerekiyor. Bunlarla yüzleşecek cesaretiniz yoksa ya da daha kendinizi bu kadar belki bir anlamda güçlü hissetmiyorsanız kesinlikle izlemeyin derim. Çünkü mutlu olmayacaksınız. Bu böyle bam bam yani bam bam sizi gerçeklerle yüzleştirecek bir iki tane belgesel. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Ben yine son zamanlarda İşte Matt Duvala'nın Ground Up Show'da konuk aldığı bir adam vardı. Adını unuttum ama
kitap yazarı kendisi ve Essentialism diye bir kitap yazmıştı. İngiliz bir yazar diye hatırlıyorum. Böyle genç bir kişi. Ve özcülük demek Essentialism. Ve bu özcülüğün özünde olanla ilgili işte konuşuyorlardı. Zaten kitap onun üzerine. O kitabı da bulup okumak istiyorum. Ama o da çok ilgimi çekti. Çünkü hani aslında bu bir yolculuk arkadaşlar. Yani herkesin yolculuğu da kendine. Ama günün sonunda ve bütün bu yolculuğun sonunda vardığınız tek yer ya da tek şey öz. Ve o özde kalan şey hani herkes için bu farklı. O tutkunuz, o gerçekten ihtiyacınız olan şeye sahip olup onunla aslında onların bir araç olduğunun da farkında olup onlara bağlı olmama hali. Çünkü biz sanıyoruz ki aslında işte o yeni telefonu aldığımız zaman daha iyi, daha nasıl diyeyim, değerli bir insan olacağız. Ya da o yeni çıkan arabayı aldığımız zaman ya da o evi alacak parayı kazandığımız zaman hayatımız çok daha güzel olacak ve insanlar bize saygı duyacak belki sanıyoruz. Ama olay inanın bana bunlardan ibaret değil. Ben zaten bunu artık yani gün be gün daha da görüyorum. Ve bana bazı yorumlar geliyor. Özellikle bu minimalizm videolarımın altına. İşte senin bu dediğin zaten biz fakirlerin ya da böyle biz durumu iyi olmayanların yıllardır yaptığı şey. Durumu iyi olanlar böyle konuşur tabii gibi. Yani bunun bir kere benim durumumun nasıl olduğunu zaten bilmiyorsunuz. Hani kişisel olarak buna cevap verirsem ama fakir olmak, zengin olmak, orta halli olmak ya da maddi durumunuzla minimalist yaklaşımın hiçbir alakası yok bana kalırsa. Çünkü diyelim ki siz hani standartlara göre çok maddi anlamda alt düzeyde olabilirsiniz ama yine de mutlu olabilirsiniz. Ve o elinizde olana şükredip o umudu hissedebilirsiniz ve gerçekten mutlusunuzdur, ailenizle mutlusunuzdur. Tabii ki de ben demiyorum ki o yeni araba istemeyin, yeni ev istemeyin, öyle böyle onu demiyorum. Ama en azından ben ona sahip olmalıyım. Öyle olursa daha iyi olacak. Aman ne yeni çıktı. Yani böyle tüketim toplumu içinde aslında kendimizi kaybetmemiş halde kalırsak daha mutlu ve daha doyumlu olacağımızı biliyorum. Bunu birazcık olsun sizlerle elimden geldiğince paylaşmak istedim. Bunun yanı sıra bir de şey örneğini de size şu anda vermem bence şart. Jim Carrey, yani bilmeyeniniz yoktur. Ben inanılmaz derecede saygı duyuyorum, çok seviyorum. İnanılmaz bir oyuncu. O kadar çok güldüm ki birçok filmine ve çok da mesaj veren filmleri var. İnanılmaz bir mimiklerini o kadar iyi kullanan başka bir oyuncu da vardır eminim. Kimsenin hakkını yemeyeyim ama mimiklerine hastayım yani Jim Carrey'nin. Kendisi şöyle bir şey demişti, buna benzer bir şey. Keşke herkes bir gün benim kadar zengin olsa da paranın aslında insanı mutlu etmediğini ve etmeyeceğini de görse. Ve bunun üzerine böyle biraz düşünmenizi istiyorum. Ben size asla yeniden söylüyorum daha fazla istemeyin işte daha az isteyin elinizdekiyle yetinin demiyorum. Ama şunu diyorum artık yani oralara şimdi konu uzamasın diye girmek istemiyorum ama bir dakika. Şunu da söyleyeceğim. Merve Odabaş diye bir arkadaşım, yani tanıdığım var. Ve kendisiyle Ne Olmuş Yani de bir bölüm kaydettik. Podcast'imi de daha bilmeyenler için Ne Olmuş Yani ve Instagram hesabında yine buraları yazarız. O kaydettiğimiz bölümde de tüketim toplumu üzerine konuşuyoruz. Aslında tüketim toplumunun neden bugünlerde daha da böyle bizi hani alma, tüketme çılgınlığına sürüklediğinden bahsediyoruz. Bütün bu bahsettiğim konularla da çok alakalı olduğu için o bölümü özellikle dinlemenizi tavsiye ederim. 22. bölüm olacak, bilginiz olsun. Bir de sonlara gelecek olurken şundan da size bahsetmek istiyorum. Bahsetmek istiyorum kelimesini gerçekten seviyorum. Bu iki belgeselde özellikle sonuncusunda bunu çok ele alıyor. Şundan bahsediyor. Amerikan rüyasının aslında nasıl da Amerikan kabusuna dönüştüğünden bahsediyor. Yani demin evet atladığım konu şuydu. Hani dedim ya video uzamasın diye bundan bahsetmeyeyim dediğim bir nokta vardı. O da şu. Bu 1940'larda hani savaşlar oldu, savaşlar bitti. Bütün bu dönemleri yaşadık. Ondan sonra bu baby boomer'lar oldu. Tabii ki de çok yoksulluk çektik. İşte sonrasında hani eskiden anneannelerimiz vardır sizin de. Hani anneanneler, babaanneler böyle dikerdi. Ve o diktikleri kıyafetin falan değerini çok bilirdik.
Sonra hani azla yetinirdik ve az yani bizde azın değerini bilirdik ve bizi esas mutlu eden şey bu değildi. Kurduğumuz bağlardı, iletişimimizdi, diğerleriyle olan etkileşimimizdi, diğerine ne kadar fayda sağladığımızdı ve o toplum içinde hani community dediğimiz o toplumda aslında bizim ne faydamız var ya da biz ondan ne alıyoruz? Hani bütün bunlarla şekilleniyordu bizim de gerçekten amacımız. Çünkü bir amacımız vardı önceden. Gitgide bu bütün pazarlama teknikleriyle ve medyanın bombardmana tuttuğu sen yetersizsin, bunu alırsan şu olacaksın, bunu almazsan şöyle olacaksın, işte bunu almazsan sende bir şeyler eksik kalacak mesajlarıyla kendimizi böyle aslında bir kapana sıkışmış, tıkışmış hisseder hale geldik. O yüzden de gözümüzü açmamız ve bunun farkında olmamız çok kıymetli. Yani burada gerçekten daha da detaylandırabilirim bu konuyu. Size neler neler anlatmak istiyorum. Ama belki başka videolarda yine minimalizmle ilgili konuştuğumuz, belki soru cevap yaptığımız videolarda ben seve seve bunu ele alırım. Gerçekten yine ve yeniden ve bunu yani çok kere tekrarlayacağımı düşünüyorum. Herkesin minimalist yolculuğu kendine. Siz kendinize minimalist dediğiniz noktada illa şunu takip edeceksiniz, böyle olacaksınız falan gibi bir kaide yok. Bence böyle kurallar koymak da insanı stres altına sokabilir. Beni sokuyor mesela. Yani eminim aranızda birçoğunuz da böyle bir stres altına girmek istemezsiniz. O yüzden sadece şuna bakmak önemli. Bir bakın evinizde neler var. O evinizde olan şeyler gerçekten ihtiyacınız olan ve gerçekten sizi mutlu eden şeyler mi şu anda? Değilse belki onları bir gözden geçirmeyi düşünebilirsiniz. Bir de bu Less is Now belgeselini zaten izleyenler en sonunda görecekler. Less is Now diye bir hashtag başlatmışlar ve de şöyle bir amaçları var diyeyim. Benim çok hoşuma gitti. Bu eminim bence Matt Devella'nın aklına gelmiştir diye düşünüyorum ama tabii ki de bilmiyorum. Çünkü kendisi böyle şeyler yapmayı çok seviyor. Onu videolarından biliyorum, YouTube videolarından. Şöyle bir şey diyor ki, mesela hiç bu yolculuğa daha önce çıkmadıysanız ve böyle bir sürü evinizde eşya varsa, birinci gün bir tek şeyinizden vazgeçin, onu atın. Yani ben sevgiyle uğurlamanın önemine inanıyorum. O yüzden ben her şeye böyle şükranlarımı sunup sevgiyle uğurluyorum. Ertesi gün diyor 2 tane, ertesi gün 3 tane, böyle böyle arttırarak devam ettirin diyor. Ve en sonunda belki de bakacaksınız, evinizdeki, hayatınızdaki eşyaların %80'ine bile ihtiyacınız yok. O yüzden de gerçekten hani bence bu çok değerli. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Tabii ki Less is Now hani hashtag ile zaten bunu yapıp paylaşabilirsiniz. Belki Türkiye'de de hani bilmiyorum bir hashtag paylaşabiliriz. Sizin de yorumlarınızı açayım. Hani Instagram'da böyle Türkiye'de en azından o hashtagle yapabiliriz diye düşündüm. Hani böyle her gün insanlar ellerinden çıkardığı şeyleri ya da benim hani deyimimle, Marie Kondo'nun deyimiyle sevgiyle uğurladıkları şeyleri paylaşabilirler. Neden olmasın? Ya da Less is Now zaten hani güzel bir hareket. Onun yani ben şey diye çünkü düşündüm. Hani Türkçe bir hashtag bulup onunla da ilerleyebiliriz. Neyse arkadaşlar, şimdilik bu kadar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yani minnettarım varlığınıza. Minimalist olun ya da olmayın. Bu söylediklerim sizde bir şey yani ifade etsin ya da etmesin. Ben gerçekten zaman ayırıp bu videoyu izlediğiniz için, en azından minimalizm nedir, belki buna göz atmak istediğiniz için bile size minnettarım. Kocaman mahalo diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın diyorum. Bu arada bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bu arada bir dakika. Son. Bu videonun sorusu şu olsun. Siz minimalizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve bana bir sorunuz varsa bunu yazın lütfen. Yorumlarda buluşalım. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgili dostlarım, hoşçakalın. Kalın. Hoşça kalın. Amerikan rüyasının aslında nasıl da Amerika Allah Allah. Bir daha söyleyeceğim. Ay. Tamam ya, bir daha. Hadi bakalım.